Söylediğin gibi en baştan beri bu işte Türkiye Kürtlere hedef alıyor. Yani PYD ile bir etnik grup olan Kürtleri ayırmamak üzerine bir söylem vardı uluslararası basında. Aslında baktığınızda bunun çok başarılı olmadığını görüyoruz. Bunun başarılı olmamasının sebebi yani birazcık bu harekatın başarısından dolayı. Harekat bu kadar başarılı gitmeseydi, Türkiye'nin yaptığı harekatta böyle bir meşruiyet zemini olmasaydı, emin olun biz bunları daha fazla duyacaktık. Bu anlamda bir karalama kampanyasını ya da dezenformasyonu daha fazla duyacaktık. Zaman zaman hala bu gündeme geliyor. Bakıyorsunuz Batılı yayın organlarına. Bugün mesela benim dikkatimi çeken bir şey, işte Türk askerlerinin bir sosyal medya mecrasında yaptıkları etiketlemeler üzerinden harekatın hattının tespit edildiği bir haber. Normalde haberin bundan bahsetmesini bekliyorsunuz ama haberin ilk paragrafı sadece bundan bahsediyor. İkinci paragrafta işte olay sivil kayıplar var iddiasına getirilip devam ediliyor. Bu devamlı bunu ayakta tutmaya çalışıyorlar bu söylemi. Fakat son günlerde enteresan bir şekilde daha ön plana çıkan mesele Türkiye'nin bu müdahalesinin, Özgür Suriye Ordusu ile bu müdahalesinin bir çözümsüzlük sürecini tekrar Evet, başlattı. Afrin'de. Şöyle bir izlenim çiziliyor. Ya işte Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün de yaptığı oydu. Afrin bu operasyon öncesinde görece de olsa istikrarlı istikrarlı bir bir yerde. bölgeydi. Şimdi Yani bu bozuluyor Rusya açıklaması ve var. rejim işte ve İran o blok artık elde edeceği yerleri elde etti. En azından kendilerince terörist olarak isimlendirdikleri kişileri, grupları sahadan çıkardılar. İşte PYD ve Amerika bir bölgeyi kontrol etti. Ve burada aşağı yukarı işte ateşkes şartları oluşmuştu ve bunun üzerinden bir nihai çözüme doğru gidilecekti. Ama işte Türkiye'nin bu operasyonu tekrar dengeleri alt üst etti diyorlar. Bunu da aslında çok güzel bir şekilde yapıyorlar. İzleyicilerimiz anlayacaklardır. Hani bizim gündelik kullanımda sağdan yaklaşmak dediğimiz bir şey vardır. Hani övüyormuş gibi yapıp eleştiri geliştirmek. Bakıyorsunuz işte ÖSE anlatılıyor ve hani bitmiş bir aktördü. Tekrar işte Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türkiye eliyle tekrar canlandırıldı ve tekrar etkin bir aktör haline geldi. Bu güzellemeler ÖSE hakkında yapıldıktan sonra uluslararası basında ondan sonra ÖSE'nin tekrar hareketlenmesinin, canlanmasının ve tabii ki Afrin operasyonunun bir kaosa karmaşaya sebep olacağı iddia ediliyor. Tabii bu büyük bir yanıltmaca. Yani şu ana kadar Suriye'de kaostan karmaşadan başka bir şey yok. Ya da bir görece istikrar adası falan arıyorsak herhalde Suriye'nin şu an en istikrarlı, en o bizim sivil hayatın yaşayabileceği o bir huzur adacığı diyebileceğimiz yer Türkiye'nin bir önceki operasyonda hedef Evet, Fırat aldığı Kalkanı. Fırat Kalkanı bölgesi. Cerablus, Yani Kabık, Elbap. Elbap'tır. Dolayısıyla hani Türkiye'nin bu müdahalesinin neticelerine bakmak lazım. Bu neticelerin de gayet olumlu olduğunu, bir istikrar ortamı yarattığını görüyoruz. Ama tabii bunlar bahsettiğimiz türden dezenformasyon çabaları. Hani günümüzde bunları da artık göz önünde bulundurmak lazım. Bu modern harbin bir parçası. Hani Kesinlikle. önceden moral motivasyonu yüksek tutmak her zaman önemliydi savaşan ülkeler için ama artık günümüzde de bu kamuoyu meselesi var. Burada belki son olarak şunun altını çizmek lazım. Hep şu dikkatimizi çekiyor. Sık sık dile getiriliyor. Bu Güneydoğu'daki hendek terörü esnasında devletimizin güvenlik güçlerinin o meskun mahal muharebelerini oradaki mücadeleye karşı bir tecrübe kazandığı, bu tecrübeyi Elbap operasyonu, Fırat Kalkanı operasyonunda arttırdığı ve şimdi o tecrübeyle birlikte Afrin'deki operasyonu Zeytin Dalı'nı yapacağı söyleniyor. Bu doğru. Bir de bunun iletişim boyutu var. Bakın PKK türü dezenformasyonla mücadele etmeyi devlet ilk defa hendek teröründe Güneydoğu'da karşı karşıya kaldık. Bunu DAEŞ da buna benzer şeyler yapmıştı. Çarpıtma çabaları içerisinde bulunmuştu. Fırat Kalkanı operasyonunda bu anlamda bir tecrübe işin bu yönüyle de kazandık. Ve bugün bakıyoruz gerçekten bu Zeytin Dalı operasyonunun iletişim boyutu da uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek, doğru şeyleri geçmek, haberleri geçmek, uygun görüntüleri vermek, bu yönüyle uluslararası kamuoyuna hitap etmek noktasında da devletin ilgili organlarının çok ciddi bir tecrübe kazandığını görüyoruz. Bunu konuşurken bunu da herhalde teslim etmek, değinmek, takdir etmek lazım diye düşünüyorum.